لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen derslerimizden hatırlarımızda, zihinlerimizde kaldığı gibi üzerinde açıklamalar yaptığımız mevzu ve mesele temelde müminlerin sıfatları, bir müminin Kur'an-ı Kerim'de gösterilen sıfatları ile alakalıydı. Dolayısıyla müminin Kur'an'daki sıfatları bilindiği zaman ve bu bilgi altında, bu ilim altında devam edildiği zaman bir iman hayatı, bir iman cemaati, bir müminler cemaati ancak meydana gelebilecek demiştim. Bunun için de hakiki mümin, gerçek mümin, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ sıfatı taşır ve görmediği halde Allah-u Azimüşşan'a iman eder, kendisi görmediği halde her halükarda kendisini bizzat gören, bütün harekatını takip eden, kalbinden geçen en ince duyguları bile bilen Hazreti Allah'a kayıtsız şartsız iman eder. Mümin hakiki. Ve kalben bağlı bulunur ve onun imanı, hakiki müminin imanı kalbine oturmuş olan insandır. Sadece diliyle değil, ağzıyla değil, kalbinde yer etmiş, kalbinde tekarrür, yani karar kılmış bir imanın sahibi olduğu için gerçek mümin sıfatını kazanmıştır. Bu nokta ve bu mevzu etrafında geniş açıklamalar yaparken en son şu ayet-i celileye gelmiştik. يَوْمَ لَا يَنْفَهُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Öyle bir güne, öyle bir hesap gününe gelecek ki insanlar bütün hayatlarının, mülkiyetlerinin, hürriyetlerinin ve zürriyetlerinin hesabını verecekleri bir hesap gününe, mahşer gününe geleceklerini haber veriyor Rabbimiz. O günde dünyadayken gururlandığı, kibirlendiği, ona buna kafa tuttuğu malının ve mülkünün, ehli iyalinin, etbaının, ashabının, etrafının, ahbabının hiçbir menfaatini bulamayacak, onlardan hiçbir menfaat göremeyecek. İlla men etellâhe bi kalbin selim, kalbi selim ile, yani kirlenmemiş, Allah'a iman ile, ibadetle beslenmiş, her türlü dünyevi marazlardan, maddi ve manevi tazliklerden salim kalmış, sağlam kalmış, sarsılmamış, en ufak şüpheye düşmemiş, hiçbir hadise karşısında, hiçbir olay karşısında en ufak bir tehlikeye maruz kalmamış, iman ile döşenmiş, ibadetle beslenmiş olan kamil bir kalbin sahibi, salim bir kalbin sahibi ancak orada Allah'ın lütfuna, rahmetine, cennet ve cemaline nail olabilecek şeklinde Rabbimizin bu mevzuyla alakalı ayet-i cellesinde durmuştuk. Aziz müminler, bugünkü dersimizde de bir müminin kalbini körleten, kalbini kirleten, ruhunu daraltan, manasını ve maksadını
bütün harekatını ve hayatını, kalbi tecellilerini mahveden sebeplerden bir sebep üzerinde duracağız ve bütün teferruatıyla meseleyi ortaya koyacağız. Düşünün ki kalp bir insanda en ulvi, en yüce, en mükemmel insani vasfını, İslami karakterini ortaya koyan bir merkez sıfatıyla ele alınmıştır. O halde bu kalbi kirleten, lekeleyen, doğrudan doğruya ilahi tecellilere perde haline getiren nedir? Bu konuyu biraz etraflıca açmaya çalışmakta fayda var. Çünkü zamanımızın bütün musibetleri, felaketleri ve faciaları en fazla bu nokta etrafında halkalanıyor. En çok da insanlar Müslümanın dedikleri halde insanlarımız bu noktadan uçuruma yuvarlanıyorlar. Efendiler, bir insan bir şeyi yapmadan evvel bir hareketi, bir fiili başlatmadan evvel en önce hepimiz biliyoruz ki içimizde bir karar makamı, bir karar safhası vardır. Önce bir şeye karar veriyorsunuz, sonra onu başlatıyorsunuz. Herkeste böyledir bu. İçinizde gözle görülmeyen, metreyle ölçülemeyen, ağırlıkla tartılamayan bir karar mevkii var. Orada mesele görüşülüyor. Ne yapılacaksa, hangi şekilde hareket edilecekse, kiminle, nerede, ne zaman, ne iş yapılacaksa, daha o işi yapmadan, o kişiyle görüşmeden, önce kendi içimizde bir karar safhası bulunuyor. Bu karar, İslam kaynaklarında niyet olarak geçiyor. Niyet. Evvela niyet ediyorsunuz. Yani bir işin yapılmasına karar veriyorsunuz. İşte gerek niyetin gerekse kararın makamı da müminin kalbi oluyor. Kalpte düşünüyorsun. Kalben niyet ediyorsun. Kalben karar veriyorsun. İçinde, iç aleminde. Bunun izahı yok. Bunun elle tutulur, gözle görülür tarafı yok. Gözünüzü kapadığınız zaman bir iç aleminiz var. O iç aleminizde, içinizde, kalbinizde, gönlünüzde bir şeye karar veriyorsunuz. Kalben karar verdikten sonra hareket başlıyor. Bütün dini ibadetlerin de esası buna bağlı. İnnemel a'malu binniyat. Likullimri'in maneva. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyor. Bütün ameller, hareketler, çalışmalar, gayretler niyetlere göredir. İnsanın kalbindeki kararına göredir. Kalpteki karar, maksat neyse yapılan amel, iş, hareket de ona göre değer kazanır buyuruyorlar. Likullimri'in maneva. Her bir insanın da kalbinde taşıdığı niyete göre sevap veya mükafat verilecek, ceza veya mücazat verilecek. O halde bu nokta çok önemli. Bütün harekatımızda, bütün gayretlerimizde, bütün çalışmalarımızda meselenin en mühim noktası buradan başlıyor. O halde aziz müminler, İslam terbiyesinde, İslam ahlakında, İslam itikadında insanların ıslahı, insanların terbiye edilmesi, yetiştirilmesi, insanların insanı kamil haline gelmesinin birinci derecede hareket noktası, kalbindeki kararını, niyetini, maksatlarını İslam'a ve ilahi nizama göre ayarlamak bütün gaye. O kalpteki kararını planlamak, ilahi çerçeve içerisinde insanı bu açıdan sevk-i idare etmek. Bütün mesele burada. Onun için tasavvufta
bütün gayretlerin en birinci makamı mertebesi kalple başlıyor. Kalbin tasfiye edilmesi, bir takım riyazat ile, çalışmalar ile, ibadetlerle mütemadiyen kalbin kuvvetlenmesi, cilalanması, tasfiye edilmesi, tezkiye edilmesi ve bu suretle ibadetlere alıştırılması, insanlar arasındaki muamelelerde insafla, imanla, kuvvetle devam sağlanabilmesi yine aynı gaye etrafında, aynı kalbin civarında hareket etmektedirler. Şu noktaya temas edeceğiz. Madem ki bir işe başlamadan, bir hareketi başlatmadan önce kalbimizde bir karar mevkii var, bir karar safhasına, bu nasıl başlamalı ve nasıl devam etmelidir? Aziz müminler, bazı Müslüman kardeşlerimizi günah işlerken görüyoruz. Günah işlerken, haram işlerken, Allah'a isyan ederken görüyoruz. Mesela en basit bir misal olarak söyleyeyim. Ben Müslümanım dediği halde, müminim dediği halde, anam babam Müslümandı, hocaydı, hacıydı dediği halde bir bakıyorsunuz adam namaz kılmıyor. Müslümanım dediği halde namaz kılmadığını görüyorsunuz adamın. Bu adam namaz kılmaya kılmaya namaz kılmamak hali içerisinde devam ettiği müddetçe o davranışları, namazsızlığı, Allah'ın emrine, davetine icabet etmemekten meydana gelen boşluklar durmadan büyümekte ve bu müminin kalbine yavaş yavaş namazsızlık, beynamazlık ağırlık vermekte, artık bir an bir noktaya gelmektedir ki namaz kılmamasının zaten hiçbir mazereti yok, hiçbir bahanesi yok. Bir Müslümanın namazı terk etmesine hiçbir bahane, hiçbir mazeret ortada bulunmamış olması zaten biliyor. Bütün bunlardan sonra yavaş yavaş kalbi lekeleniyor, kalbi kararıyor, kapanıyor. Bir an geliyor ki ağzından bir söz çıkmaya başlıyor. Yani kalbindeki taşıdığı niyet olarak. Ben namaz kılmam ama, ben ibadet etmem ama namaz kılanların çoğundan daha iyiyim, sizden daha evvel cennete gideceğim. Dili bir söz sarkıtmaya başlıyor. Bu nereden geldi bu söz? Bu söz nereden çıktı? Namaz kılmaya kılmaya, beynamazlığa devam eder etmek suretiyle, namaz kılmamakta ısrar edeyde bir boşluk meydana geliyor. Bir uçurum, bir boşluk, bir sorumluluk meydana geliyor. Bu boşluğu kapatmak için kendi kafasından bir şey ortaya atıyor. Ben namaz niyaz kılmam ama namaz kılanlardan daha kalbim temizdir gibi bir bahaneyle bir sözle boşluğu doldurmaya çalışıyor. Bu bir sapıklık. Sapıtmıştır adam. Demek ki günahlar, günahlara devam etmek, isyana devam etmek önce kişinin kalbinde yanlış kararlar meydana getiriyor. Felaketler ortaya koyuyor. Biraz daha bu adam namaz kılmamaya devam ederse bakacaksınız ki bir an gelecek, namazı inkar edecek, canım 20. asırda namaz mı olur, ben namaz ne sanıyorum diyecektir. Yani inkar noktasına varacaktır. Demek ki günahlarda ısrar etmek, haramı işlemeye devam etmek, kişinin kalbini mahvediyor, çürütüyor, eritiyor, bir noktaya getirip adamı kafir yapıyor. Felaket budur. Ve bugün toplumda inkara sapanların her türlü küfür yollarına, inkar yollarına gidenlerin araştırın, soruşturun, göreceksiniz ki işlediği günahların kalbindeki tahribatının sonucu inkara sapmıştır. Yani bugün inkara sapanların %99'u psikolojik sebeplerle, yani ruhi, kalbi sebeplerle mahvolmuşlardır. Mesela bakınız, gizli günah işleyenler, gizli, kimsenin görmediği, kimsenin duymadığı bir yerde günah işleyen bir adam, bir Müslüman. Gayrimüslim için konuşmuyoruz bunları, Müslümanlar için konuşuyoruz.
işlediği günahın hiç kimse farkında değil. Beşer olarak, insan olarak kimse o adamın günahına şahit olmamış. O adamın günahına gözüyle vesairesiyle şahit değil, kimse görmemiş. Ama Müslüman iyi biliyor ki gizli işlediği günahı gören önce Hazreti Allah var. Celle Celaluhu. Allah biliyor. Orada günah işliyor. O günahı işlemeye devam ettikçe rahatsızlık duymaya başlıyor. Çünkü Allah'ın gördüğünü, Allah'ın bildiğini biliyor. Hiçbir şeyi Allah'tan saklamaya imkan yoktur İslam itikadına göre. Hiçbir şey Allah'a gizli değildir, kapalı değildir. Amenna. İnsanın kalbini, kalıbını, her şeyini bilen o. Müslüman böyle inanıyor zaten Allah'a. Böyle inandığı halde günah işlemeye devam ettikçe kalbi daralıyor. Rahatsızlık başlıyor, psikolojik bir maraz başlıyor. Keşke demeye başlıyor. Günahlardan temizleneceğine, tevbe edeceğine, ibadete başlayacağına, abdest alıp namaz kılmaya başlayacağına bu sefer başlıyor. Kalbindeki Allah inancını, keşke Allah olmasaydı beni görmese demeye başlıyor. İnkara yöneliyor. Bakın kalp gidiyor orta yerde. Kalp muazzam bir basınç altına itiliyor. O günahta ısrar ettikçe, devam ettikçe kalp daralıyor, sıkışıyor, lekeleniyor, kapanıyor. Artık ilahi rahmeti yansıtmıyor, inkara yöneliyor, sıkışan kalp patlıyor ve birdenbire kim görmüş Allah'ı, benim gözümün görmediği Allah'ı tanımıyorum demek suretiyle inkara gidiyor. Bugün neslimizin kafir olması, inkara gitmesi bu psikolojik sebeplerdir. Kalbini mahvetmesiyledir. O boşluğu doldurmak için bunu uyduruyor. Başka yoksa bir delili, bir senedi yok elinde. Muazzam bir ispatı yok. Şu delillerle kendisini avundurmaya çalışır. Sonra yevmi hesabı inkar ediyor. Çünkü işlediği günahların hesabını vereceğine inanıyor. Bir Müslüman inanmak zorundadır. Zerre kadar hayır da işlese bir Müslüman hesap gününde görecek, zerre kadar günah da işlese görecek. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرًا Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Allah'a inanan böyle inanır zaten. فَمَنْ يَعْمَلْ Kim amel ederse, yaparsa مِسْقَالَ زَرَّةٍ bir zerre ağırlığında, hani güneşin ışığında böyle parıldayarak görünen zerreler vardı, toz zerreleri. O toz zerresi bir terazide ne gelirse, onun ağırlığı ne kadarsa, onun kadar günah işleyen, işlediği günahın cezasını görecek. Ayetle sabit. O halde bu günahı işleyenlerin kalbi kararıyor, katılaşıyor, mütemadiyen kemiriliyor, zorlanıyor. Bir an geliyor ki ben ahiret mahiret tanımam, kim gitmiş de gelmiş demeye çalışıyor. İntihara yöneliyor. Demek ki insanların inkara yönelmesinde bu kalbin sıkışması, kararması, lekelenmesi, körlenmesi ve kirlenmesinin çok büyük önemi var. Boşluğu bu gibi bahanelerle, bu gibi rezaletlerle kapatmaya çalışıyor. Biz buna psikolojik sebepler diyoruz. Yani insanın içinden meydana gelen sebepler, ruhi sebepler. Aynı zamanda bir insan, Müslüman insan, yine gayrimüslimi kastetmiyoruz. Bir Müslüman insan, ben Müslümanım dediği halde, günah işlediği zaman, Allah'tan başka o işlediği günaha, işlediği harama, şahit olan başka şahitler var. Mesela melekler. Melekler, bir Müslümanın işlediği günahları anında, zamanında tespit eden, kayda geçiren, tefsir eden vazifeli melekler var. İslam itikadına göre. Bunun inkarı mümkün değil. Günah işlemeye devam eden insan, o günah işlemekte ısrar eden, inat eden adam, bir an geliyor ki kalbi ölüyor bu adamın, kalbinde iman sıkışıyor, ben cin diye, melek diye bir şey kabul etmiyorum diyerek melekleri inkar etmeye başlıyor. Kalp ölüyor. Demek ki aziz müminler, günahlar evvela kalbi öldürüyor. Kalpteki imanı tüketiyor ve oraya inkar gelip oturmaya çalışıyor. Çok önemlidir. Onun için
Rasul-i Zişanımız öyle buyurmuşlardı, geçen de söylemiştim. İnne fil cesedi mudgaten. Her Müslümanın vücudunda, cesedinde, canında bir nokta var, bir parça var. İze salahat, salahal cesedi küllü. O nokta, o parça ıslah olursa, günahlardan korunursa, fesatlardan korunursa, fitnelerden korunursa, o Müslümanın bütün vücudu, bütün bedeni salih olur. İşte bu. İza fethedet, fetheder cesedi küllü. O nokta, o parça kararır, bozulur, kokuşursa, kalp giderse, o insanın bütün hayatı mahvolur. Aynı noktaya çare. Onun için aziz müminler, bakınız Cenab-ı Hak müminleri anlatırken beşer sıfatıyla anlatıyor tabi. Her mümin normal insan olarak, beşer olarak ele alınmıştır. Günah işleyebilir. Her mümin yanlışlıkla, unutarak, şaşırarak, aldanarak, yanılarak her Müslüman günah işleyebilir. Cenab-ı Hak bunu kabul ediyor. Fakat mümin olmanın sıfatı şu ayet-i kerimede daha açık belirtilmiş. Hemen arz edeyim. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ. Bakınız, Müslüman olan insan, mümin kişi, ihtimal ki, demin dediğim beşer olarak, bazen şaşırmak suretiyle, bazen yanılmak suretiyle, bir kötülük yaparsa, اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, fahişe veya fahiş dediği, böyle fahiş, hata, günah, isyan, haram demek. Allah'a karşı bir günah işlemek. Bir günah işlediği zaman, iza, zaman denetiyor. اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ yahut günah işlemek suretiyle, nefislerine zulmetmek suretiyle, yazık etmek suretiyle günah işleyen müminler ne yaparlar? ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِزُنُوبِهِمْ İşledikleri günahın arkasından birdenbire Allah'ı hatırlar, Allah'tan korkarlar ve derhal günahlara tevbe ederler buyuruyor. Tevbe ederler. Hemen tevbe ederler. Müminin sıfatı bu da. Çünkü o günahta ısrar etmenin insanı inkara götüreceğini anlarlar. فَاسْتَغْفَرُوا فَاِي تَعْقِدِيَّ Hemen istiğfar ederler. Hemen Allah'a rücu ederler, tevbe ederler, ıslah olurlar. وَمَنْ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka günahları kim affedebilir? Bunu bilirler. Allah'tan başka kimse günahı affedemez. Bunu bildikleri için zekerullah'a, evvela Allah'ı hatırlarlar. Hemen Allah'ın azabı akıllarına gelir. Allah'a hesap verecekleri an akıllarına gelir. Günahlar tövbe ederler. Devam etmezler. Bakın ayet devam ediyor. وَلَنْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا İşlemekte oldukları günahlarda ısrar etmezler. وَلَنْ يُصِرُّوا Israr etmezler. O günahın farkına varır varmaz terk ederler. Müminin sıfatıdır. Günahta ısrar etmek müminin sıfatı değil farkındaysanız. Şimdi mesela bir Müslüman hanımefendi açık saçık dolaşmanın günah olduğunu, haram olduğunu öğrendiği dakika mesele bitmiştir. Hemen ne yapacak? وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا تَعَلُوا Açık saçık gezmeye devam etmeyecek, örtülecek. Örtünmez de açık saçık gezmeye devam ederse bir noktaya gelir, kalbindeki iman çözülür, kopar, ayrılır. Canım açık saçık gezmekte ne varmış? Zaman sana uymazsa sen de bana uyacaksın, ne cahil olur derhal. Kalp gider. Günahlara ısrar insanın kalbini öldürür diyor. Mesele budur ya. Açık saçık gezmekle işlediği günahın kılıfını uydurmaya çalışıyor. Kılıf uyduruyor. O günahı hoş göstermeye. Böyle şey yoktur. Onu kendisini, kendi kendisine atmaya çalışır. Kalbindeki hakikat sözünde bu başlıyor. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bile bile artık anladı, öğrendi, gördü ki bu haramdır, günahdır. Hala bile bile devam ediyorsa, ısrar ediyorsa, inat ediyorsa, evvela kendisine yazık ediyor, kalbindeki imanı çürütüyor ve parçalıyor, arkasından da inkara ve küfre düşmeye başlıyor. Cenab-ı Hak, müminlerin sıfatını böyle beyan ederken,
müminlerin günah işleyebileceklerini ama hemen arkasından istiğfar etmeleri, günahlarına tevbe etmeleri, Allah'a sığınmalarını ve günah işlemekte ısrar etmemelerini beyan ediyor. Bütün bunlar müminin sıfatlarıdır. İşte aziz müminler, kalbindeki imanı böylece zedeleyince bu sefer nefis ortaya çıkıyor. Nefsaniyet başlıyor. Artık bütün konuşmalarıyla, bütün hareketleriyle nefsini müdafaa etmeye başlıyor adam. Nefsini savunuyor. Nefis ona hükmediyor, galip geliyor. Bütün günahları, isyanları adeta hoş göstermeye, medeniyet göstermeye çalışarak kendi kendisini avutuyor. Kendi kendisini avutuyor. Böyle olmayanlar da var. Bakınız mesela Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında ashab-ı kiramı biliyorsunuz, sahabe dediğimiz Rıdvanullahi teala aleyhi mecmain, Resul-i Zişanımız Efendimiz'i böyle dünya gözüyle gören, onun mübarek kelamını işiten, onun mübarek sohbetini dinleyen sahabeler var, ashab-ı kiram var. Ve onun mübarek zamanına, asrına da biliyorsunuz, asr-ı saadet geliyor. Saadet asrı. Asr-ı saadette bir hadise meydana geliyor. Kısaca arz edeyim. Beni Cüreyne diye bir kabile var o zaman. Beni Cüreyne, Cüreyne oğulları kabilesi, aşireti. O kabileye mensup genç bir kadın geliyor. Genç bir kadın, bakınız. Allah Resulü'nün huzuruna çıkıyor, kalabalık öyle. Biraz yaklaştıktan sonra, tahhirni ya Resulallah diyor. Tahhirni, ne demek? Beni temizle ya Resulallah. Beni temizle. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne işledin deyince, günah işledin ya Resulallah diyor. Günah işledim. Nedir senin günahın? Zina ettim diyor. Zina, Allah göstermesin. Zina ettim, günah işledim diyor. Efendimiz buyuruyorlar, peki bu hadiseyi gören şahit olan var mı? Hayır ya Resulallah, hiç kimse şahit değil bu hadiseye diyor. E niye geldin? Niye geldin, haber veriyorsun? Kadın dedi ki ya Resulallah, kalbim sıkışıyor, bu günah benim kalbimi öldürüyor. Ruhum daralıyor. Mahşer günü bu günahının ortaya çıkıp da senin, Rabbimin, kainatın önünde mahcup olacağımı hatırlıyorum, şimdiden kahroluyorum. Beni temizle ya Resulallah diyor. Görüyor musun? Sahabede bunu görüyoruz. Bu hadiseyi. İşlediği günahların ağırlığını duymayan, kalbinin titrediğini hissetmeyen, günah işledikten sonra pişmanlık duymayan kişi asla Müslüman değildir. Mümin değildir. Günah böyle kalbi sıkıştıracak. Günah işleyenin kalbi sıkışacak. O zaman imanın şekli ortaya çıkacak. Sıkışmıyorsa günahına her ne yaparsa yapsın aldırış etmiyorsa onda iman yok demek. Korkmuyor. Ürpermiyor. Öldürür. Günahlar insanın kalbine dökülen kezzap gibidir. Kezzabı biliyorsunuz, asit. Döktünüz mü yakar bir şeyi. Yahut benim şahit olduğum bir şeyi, bir böcek, bir hayvanı anlatayım. Salyangoz denen bir hayvan vardır. Veya sümüklü böcek dedikleri, o yürüdüğü zaman arkasında sıvı bir şeritle yol bırakır, sümüklü böcek. Pis bir hayvan. O sümüklü böceğin üzerine bir miktar tuz döktüğünüz zaman, tuz, ben tecrübe ettim yani. Bir miktar tuzu alın, o sümüklü böceği üzerine dökün, birkaç dakika sonra eriyip su haline geliyor, o kadar kayboluyor. Eriyip gidiyor hayvan. Tuz döker dökme veriyor. Aynen bunun gibi bir Müslümanın işlediği günahlar da
kalbini eritiyor, mahvediyor. Sıkışır, zorlanır, birdenbire rahatsızlık duymaya başlar. Bu rahatsızlık sahabe-i kiramda göründüğü gibi insanı istiğfara ve temizlemeye götürür. Temizlemeye. Fakat zamanımız öyle değil. Zamanımızda günahlar insanı tevbeye, ıslaha değil, intihara götürüyor. Şimdi etraf bozuyor. O zaman Allah'ın Resulü var. Herkes hüsn makamında, kemal mertebesinde, ehlullah var. Gidip hemen yanaşıyor, yaklaşıyor, terbiye oluyor, ıslah oluyor. Ama bugün günah işleyenlerin bir ekseri intihara gidiyor. Kalp sıkışmak suretiyle. Efendimiz kadının kalbindeki kararı tam anladı. Baktı ki kadın kesin karar vermiş yani. Temizle beni ya Resulallah diyor. Ben günah işledim, zina ettim. Resul-i Zişanımız kadını muayene ettirdi bir ehline. Ve gördüler ki kadın hamile. Buyurdular ki git hamile olduğun çocuğu doğur, ondan sonra gel buyurdular. Kadın gitti. E artık şimdi iş bitti yani, kapandı. Arayan yok, soran yok, zabıt yok, şahit yok, bir şey yok. Kadın hala işlediği günahın ızdırabını çekiyor, kalbi kahroluyor, sıkışıyor. Çocuğu doğurdu, kundala sardı, işte geldim ya Resulallah, beni temizledin. Şunu yapayalım. Kalbe iman oturursa böyledir yani. Yaşayamaz. Günahlarla Müslüman beraber yaşayamaz. Ya günah kalkar ya iman kalkar. İkisinden biri. Başka çare yok. Efendimiz merhametle, şefkatle baktı. Ya Rabbi ne iman taşıyor bu kadın? Mutlaka geliyor, ısrar ediyor. Efendimiz buyurdu ki git bu çocuğu sütten kesinceye kadar emzir sonra gel. Yani Resulullah onun ölümünü istemiyor yani. Affediyor. Gören yok, bilen yok. Git kadın, git. Hani Efendimiz rahmeten lil alemin istemiyor. Fakat kadın durmadan geliyor. Kalbim sıkışıyor ya Resulullah diyor. İşlediğim günahdan istemiyor. İşte iman. İmanın, iman ile kalbin arasında irtibat bulamayacağız. Bir Müslüman günah işler, gizli işletirse aşikar, işlediği günahın kalbinde ağırlığını hissetmiyorsa iman yok demek. Ölçü budur. Ölçü budur. Psikolojik ölçü diyoruz biz buna. Kadın gitti, tamam unutuldu da, arayan yok, soran yok. Şahit de bir ispat yok, kapandı dersin hani. Kadın çocuğu sütten kesti, eline de bir parça ekmek ve adıtırıp ekmeği yemeye başlamış, yine geldi, işte ya Resulallah çocuk büyüdü, sütten kestim, ekmek rahatlıkla ekmek yiyebiliyor, beni daha fazla bekletme, temiz ol ya Resulallah dedi. Bütün kitaplara var bu hadis. Kalbim benim çürüyor yani. Bu günah beni bitiriyor senize. Mahşer günü ben bu günahla Allah'ın huzuruna çıkmak istemiyorum ya Resulallah. İman ne güzel oturmuş onlara. İman ne güzel oturmuş. Efendimiz tabi artık çaresiz kalarak kadını ölüm cezasıyla öldürdüler. Ve sonunda buyurdular ki bu kadın öyle güzel tevbe etti, istiğfar etti, günahlarından öylesine temizlendi ki bunun tevbesini bütün Arabistan'ın tamamına dağıtsaydı herkese yeterdi buyurdular. Öyle temizlendi bu kadın. Rahatsızlık duydu. O günahın ağırlığı onu bitirdi. O zaman kaldır beni yaratılar buyurdu. Temizle de yok. İşte aziz müminler, derhal günahtan kurtulma ruhi bir gerilim halinde mümini tevbeye sürükleyecek, ıslaha götürecek. Islaha götürmesi lazım, ısrara götürmeyecek. Israr ederse insan, inat ederse, devamlı olarak o inkarını, ısrarını haklı göstermeye çalışır, bir de bakarsınız inkarcı olmuş çıkmış adam, kabul etmez. İşte bunun için Hazreti Mevlana, kaddesallahu sırrahul aziz, gel, ne olursan ol yine gel buyuruyor. Hani burayı çok yanlış anlamışlar. Bazı böyle affedersiniz kopuk takımı kendi günahlarını, isyanlarını medeniyet zannedenler Hazreti Mevlana'yı kendilerine destek zannediyorlar. Haşa. Efendim ne olursan ol gel. Zannediyorlar ki Hazreti Mevlana karnavala çağırıyor. Hayır.
tevbeye çağırıyor. Baza baza her an çehetti baza, gergebri kafir putperesti baza, ne olursan ol gel, ister kafir, ister putperest, ister ne olursan ol gel, in dergah, dergah-ı mevmidini, Allah'ın dergahı ümitlik dergahı değildir. Gel, haçını koy, tutunu kır, günahını terk et, intihar ol diyor Mevla. Terk et, intihara gitme, gel kurtul. Gel de dans et, seyit et, tekrar yine küfe dön demek istemiyor. Yanlış ama. Kur'an'ı iyi bilmezse insan Mevlana'yı hiç bilmez. Çünkü Mevlana'nın kaynağı Hazreti Kur'an'dır. Kur'an'ı bilmeyen adam ne anlar Mevlana'yı? Öyle diyor. Men bende-i Kur'anem eger candarem. Ben hayatımın sonuna kadar Kur'an-ı Mübin'in bendesiyim, kölesiyim, kurbanıyım diyor. Ben Kur'an'ın kurbanıyım. Mevlana. Kur'an'ı bilmeyen Mevlana bilen hiç canlayamaz. Kur'an'ın hükmü budur. Derhal günahtan tevbe, küfürden temizlenmek, isyandan temizlenmek. Niye? Kalp gidiyor çünkü. İmanın karargahı olan kalp gidiyor, inkar geliyor. Yani. O bakımdan önemlidir. İşte bunun içindir ki aziz müminler, bakınız yine çok mühim bir hadis-i şerif arz edeceğim. Aynı meseleyi ölçü olarak bize veriyor. Mübarek bir sahabe daha var. Vâbite Hazretleri hadis-i şerifi rivayet etmiş. Riyâz-ı Sâlihinde de var hadis, ikinci cildinde. 593 numaralı hadis-i şeriftir. Ve an Vâbite ibn-i Mâber radıyallahu anh. Hazreti Vâbite şöyle söylüyor. Kâle, eteytü Rasûlallah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Bir meseleyi sormak için Hazreti Resulullah'ın huzuruna geldim diyor. Vâbite Hazretleri. Fekâle, Efendimiz buyurdular ki, ci'te fes'elü anil birri, birr-ü ihsan meselesini sormaya geldin değil mi? Daha ben sormadan neyi soracağını Resulullah aynen söyledi buyuruyor. Resul-i Zişan Efendimiz öyle tecelli içerisinde. Ehline tabi malum bazı şeyler. Kultu nam, ben de dedim ki evet ya Resulullah, aynen teşrif buyurdunuz, aynen isabet buyurdunuz. Ben bir insan, yani iyilik nedir? İnsanlık nedir? Cennete ehliyet nedir? Bunu sormaya geldim. İnsan hangi şeyi işlerse, ne yaparsa iyilik yapmış olur, iyi bir iş işlemiş olur. Cennete layık, Allah'ın rızasına muvafık bir iş hangisidir? Bunu sormaya geldim. Evet, tam isabet buyurdunuz diyor. Resul-i Zişan'ımız duymuşlar ki fekale, istekti kalbete, bakınız, istekti kalbete, bir işi yapmadan evvel kalbine danış, fetvayı kalbinden al ey Vâbite. Bir işi yapmadan evvel kalbine danış. Düşün yani, mesela atlıyorum, bir kızı, bir kadını kandırmaya çalışmadan önce, büyük hayasızlık yani, bir kızı, bir kadını kandırmak istiyor adam, aldatmak istiyor. Bu bir hayasızlık, günah, haram. Bu işi yapmadan önce kalbine danış. Bir başkası da senin kız kardeşini, senin anneni kandırmaya kalkışsa, aldatmaya kalkışsa, senin kalbin buna razı olur mu? Olmaz. Öyleyse aynı şekilde kalbine danış, sonra hareket et buyuruyor. İşte öyle. Mümin nefsudur, Resulullah veriyor. İster ki kalbete, kalbine danış. Senin de başına bu iş gelse, hoşnut olur musun, memnun olur musun, bundan razı olur musun? Eğer kalbin tamam olurum dese yap, olmaz dese yapma. Kalp zaten buna razı olmaz. Eğer kalbinde şu kadar iman varsa buna razı olmaz zaten. Ancak tehdit istiyor, kalp istemez. Ve devam ediyor. El birru mekme'ennet ileyhin nefsü vekme'enne ileyhil kalp. Allah'ın razı olduğu amel, iş, cennetlik hareketler, bir insanın kalbinin ve nefsinin razı olduğu, yani memnun olduğu, huzur duyduğu bir iştir. Eğer kalp razı olmuyorsa, insanın içi kabul etmiyorsa, insanın içine sığmıyorsa, o hareket Allah'ın sevmediği bir harekettir. Kalbinize danışın buyurmuşlar. Ve günahın da tarifini şöyle yapıyor. Vel ismi, günah da şudur, ma hâketin nefsi, ve teraddede fi sadr,
kalp günahçıdır. O günahı işlemeyi kalp arzu etmiyor, kalp sıkışıyor, daralıyor, çözülüyorsa, insanın içi kabul etmiyorsa, işte günahıdır. Gönül, kalp seviniyor, kabul ediyorsa, işte sevaptır. Gönül kabul etmiyor, insanın içi kabul etmiyor, ruhu kabul etmiyor, kalp kabul etmiyorsa, o da günahtır buyuruyorlar. وَاِنْ اَسَّاسَ النَّاسُ وَاَسْتَوْتَ Her ne kadar sana müftüler, her ne kadar sana başka insanlar fetva verse de, sen önce kalbine tanış sonra meseleye başla buyuruyorlar. İşte bu muazzam ölçü bir müminin hayatını devam ediyor. Eğer mümin bu ölçüyü kaçırırsa, kalbindeki imanı da kaçırır. Ve bunun beklemesi yok. Bugün Müslümanı öldüren çok şeyler var. Efendimiz buyurmuşlar, heleke müsevvifun. Ne demek heleke? Helak olmuştur, yani mahvolmuştur. El müsevvifun, yarıncılar. Çocuk sesi kimdir, kimin atıdır? Günaha girmeyin. Heleke müsevvifun, yani yarıncılar. Mahvolmuştur, helak olmuştur buyurdu Resulullah. Müsevvifun yani yarımcılar nedir ya Resulullah deyince, işlediği günaha tevbe etmeyip de hele yarın olsun da sabah olsun da bırakırız, hele akşam olsun da terk ederiz gibi günahına tevbe etmekte gecikenler mahvolmuştur diyoruz. Mahvolmak budur. Hele emekliye ayrılalım da, hele bahar gelsin de, hele şu iş gitsin de, hele memuriyet soru olsun da, hele kızı gelin edelim de, hele oğlunu verelim de, hele şöyle yapalım da, mütemadiyen geriye itiyor, itiyor, itiyor. Bunlar helak olmuştur. Bunların kalbinde iman kalmaz mı Resulullah? Sitedir bu arada. Gözükmeyin. Gözükmemek lazım. İşin farkına varır varmaz, günahın ne olduğunu bilir bilmez söylemek lazım. Bunun çaresi budur. Yoksa biraz sonra işlediğiniz günahları güzel görmeye çalışırsınız, kalbinizi günahlar kaplar, kalpteki iman kalkar, gider inkar gelip oturur oraya. Felaket budur, helaket budur. Helak olur dediği bu adamın. Psikolojik sebep, yani ruhi sebep, kalbi sebep, subjektif sebep deniyor buna. İç alemindeki fırtına vardır bunlar. Her bir günah, kalbin, hakikatin dalgalı bir fırtına hükmündedir. Fırtınada ne olabilir? İşte bu hadis-i şerifi de böylece gördükten sonra aziz müminler, ölçüyü hiçbir zaman kaçırmamalıyız ve devamlı olarak kalp ile iman arasındaki irtibatı hiçbir zaman kaybetmeyiz. Bakınız mesela Cenab-ı Hak yine mümini biraz bir başka ayette daha tarif ediyor. Hemen arz edip fazla uzatmayayım. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Cenab-ı Hak buyurmuş, müminler ancak şunlardır. Mümini anlatıyor. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Müminler şunlardır ki اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذِكِرَ اللّٰهِ Allah-u Azimüşşan zikredildiği zaman, Allah'tan bahsedildiği zaman, Allah'ın hükümlerinden bahsedildiği zaman, Allah'ın kitabı okunduğu zaman, geniş mana, وَذِلَكْ قُلُوبُهُمْ O müminlerin kalpleri titrer, deprenir, sarkılır. Kalp harekete, galeyana gelir birdenbire. Ne olur sonra? وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ Allah'ın ayetleri, hükümleri, emirleri, zikrullah arz edildiği ve okunduğu zaman zâdethum imana, onların imanı artar. Kalp de iman. İman artar diyor. Kalp deprenir, sarsılır, titrer ve dolayısıyla imanı artar. Ama günah isterse, Allah'tan korkmazsa, harama tokarsa, ibadet etmezse ne olur? Kalp daralır, daralır, sıkışır, tamamen dürdürür. Derken imanı artacak yerde imanı kopar, imanı gider, gelip oraya inkar ettirir. Ayeti bir yer var. Hep aynı var. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ O müminler hiçbir şeye değil, yalnız Hazreti Allah'a dayanırlar. Dayanacaklar odur. Unutmazlar. Apartmanda da otursalar unutmazlar. Köşkte, yalıda, nerede, hangi imkan içinde olursa olsun unutmazlar. Ve gafil olmazlar, cahil olmazlar, mümin anlatıyor. Bakınız, Mevlana'mızın yine bir misal verip, keseyim, uzatmayayım. Mevlana'mız buyuruyor ki, bir misal vermiş, temsil yani.
zamanın padişahlarından birisi diyor, muazzam bir köşk yaptırdı, saray. Dünyada benzeri olmayan müstahkem, yani çok dayanıklı, çok kuvvetli, çok süslü, çok ziynetli bir saray inşa ettirdi. Ve sarayı hizmete açtı. Sarayın açılışı münasebetiyle bütün ahaliyi davet etti diyor padişah. Yemek verdi, ziyafet verdi, herkes davetti. Sarayı geçsin görsün, herkes seyretsin. Ve herkes sarayı geçsin ama sarayın ettiği noktanı neyse söylesin şeklinde bir kayıt koyuyor. Herkes böyle bir sarayın benzeri yok ki dünyada ettiğini görsün herkes. Dehşet, muazzam, muhteşem demişler. Hiçbir ettiği yok. Padişah da bu gururlu, kibirli böyle dehşetle etrafı seyrediyor. Bir tane ehlullah gelmiş. Ehlullah, kamil bir mümin, kalbinde Allah korkusundan, Allah muhabbetinden başka bir şey olmayan bir mümin. Bir ehlullah gelmiş, Allah dostu. O da gelmiş böyle, göz ucuyla bakmış çıkarken, herkes ifadesini verip çıkıyor. Çok güzel, çok muazzam, çok dayanıklı, hiç yıkılmaz, böyle böyle. Bu ehlullah bir şey söylememiş, hiçbir kelime söylememiş. Sessizce çıkıp giderken, tabii dikkat çekiyor, niye bir şey söylemedi bu adam diye. Padişah emri, tutuklayın bu adamı demiş. Bu niye bir şey söylemedi? Bunun için bir şey söylemedi. Hemen tutuklamışlar adamı, ehlullahı. Padişahın huzuruna getirmişler. Demişler ki sultanımız, bu geldi, baktı, fakat hiçbir kelime söylemeden gitti. Ne iyi dedi, ne kötü dedi. Bir kelime söylemedi. Padişah ortaya bakıyor. Gel bakayım. Sen gezdin mi benim sarayımı? Gezdin. Niçin fikrini beyan etmedin? Eksiği varsa eksiğini söyle. Yoksa iyi olmuş de. Niye böyle? Değer vermemiş gibi geçtin gitsin. Ne eksiği vardı deyince? Demiş ki sultanım, eğer gazaba gelmeyecekseniz, insaf eseri gösterecekseniz söyleyelim. Bu sarayın demiş iki eksiği var. İki noktanı var bunun. Ya nedir bunun noktanı? Ben buna bütün ömrümü verdim, bütün mülkünü verdim. Dünyada bende yok, eksiği olur mu? Var demiş sultanım, eksiği var. Sizi demiş, buradan çıkaracaklar burada. Sizi buradan çıkaracaklar. Öyle ki olur mu diyor padişah. Benden başka padişah mı var, beni buradan kim çıkarabilir? Serseri misin sen diyor, ehlullah. Diyor ki padişahım, sizi buradan çıkaracaklar. Senin diyor, ecelin gelecek, ömrün tükenecek. Allah'ın vazifeli meleği Azrail gelip seni buradan kaldırıp atacak. Seni buradan çıkaracaklar. Burası da kalmayacak diyor. Gafil olma, gurur içine girme, sinirlenme. Kalbini buraya bağlama. Kalbini buraya takma diyor bu binaya. Sen buradan gidecek, seni buradan çıkaracaklar. Öldüğün zaman bu köşte seni korumazlar. Çünkü iki gün kalsan üçüncüye toparsın. Erkek benden kaçar, toplar beni bir kazan. Aldanma, kalbini bu binaya atma. Kalbine, kalbinin içine bu apartmanı, bu köşkü sokma. Şu halde yap. Ehlullah. Peki ikinci kusuru nedir diyor? İkinci kusuru, efendim bu çok zarif yapılmış, fazla sağlam değil diyor. Günü geldiği zaman satır satır çökecek. Ya bu bina çöker mi? Bu köşk diyor. Ben bunu şöyle sağlam yaptırdım. Diyor ki efendi, sen Kur'an'ı okumadın mı? İzâ zülziletil ardu zilzâlehâ. Allah'ın emri geldiği zaman yeryüzü bile kopup parçalanacak zelzeleyle. Hiçbir şey kalmayacak. Senin köşkün nedir diyor. O da yıkılacak. O da yıkılacak. Öyleyse diyor padişah, bana yıkılmayan birine haber verir. Yıkılmayan yalnız parçası Allah'tır diyor. Ona da ona. Aldanma. Kalbine çakma bu köşkü. Kalbini istila etmesin. Allah'tan başkası seni kaplamasın. Padişah. İşte aziz müminler, müminin sıfatları böyle, iman ile kalbin arasındaki irtibat böyle, günahta kalmamak lazım. Hangi Müslüman günah işliyorsa, bilsin ki kalbini öldürüyor, öldürüyor, bir an gelecek, tatlısı iman gidecek, yere inkar gelecek, Allah göstermez. Bu hadiseyi unutmamalı ve devamlı olarak korku içinde beklemeli ve günahlardan, isyanlardan bütün varlığımızla sakınmalıyız. Rabbimiz cümlemizi kendi mahabbetiyle doldurduğu gönüllerin sınıfına ilhak eylesin. Hasbaya devam etsek niyetiyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplandık bizi kulluğuna kabul eyle. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Âlem-i İslam'a imdad eyle. Görünür görünmez bir cümle kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hastalıklardan, musibetlerden
bütün müminleri halas eyle. Yeryüzünde dini İslam için çalışanları muvaffak eyle. Yeryüzünde Müslümanların elini, dilini, kolunu, yolunu kesmek isteyenleri iki cihanda rezil eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurunuz. Diyerek, bu imanla, bu ikrarla cümlemizi huzuruna, cennetine kabul eyle. Ya Rabbi şu anda yeryüzünde hasta yataklarında inim inim inleyen, ameliyat masalarında şifanı bekleyen, ameliyat kuyruklarında hastalıktan kurtulmak muradıyla bekleşen bir cümle ümmet-i Muhammed'in hastalarına şifa ver ya Rabbi. Dertli olanlara deva ver ya Rabbi. Borçlu olanlara da edalar nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel Alemin, şurada toplandığımız gibi yarın mahşer günü de Livaül Hamd bayrağı altında civarımız